her şeyi anladım Can ben. Hiç inkar etme. Ne oluyor? Neyi anladın? Yani dedikodumuz çıkmasın, haberimiz yapılmasın diye benden kaçıyorsun. Ya evli barklı adamsın biliyorum. Eğer böyle bir çekincen varsa açık açık söyle o zaman. Allah Allah, saçmalama Elif. Herkes bizim ne kadar eski dost olduğumuzu biliyor. Madem öyle, madem kariyerin için benden kaçmıyorsun, o zaman buluş benimle. Şimdi, bu saatte mi? Ay ben bu anı daha önce yaşamıştım ya. Neydi o? Gecenin bir yarısı adamı evden çıkarıp yanına çağırmalı konulu filmin adı mıydı, neydi? Ayşegül, şşt. Elif, gelemem ben. İyi peki Can, sen bilirsin. Ben bir çay demleyeyim ya. İçeriz. Demle. Demek elimi bırakıyorsun. Kapatmamışsın. Boşuna gelmiş olacaktın bu saatte. Niye bu kadar geç kaldın? Elif, bir daha bana emrivaki yapma olur mu? Emrivaki yaptıysam niye geldin? Doğru. Gelmemeliydim aslında. Can, ya neden benden kaçıyorsun? Gazetelere ikimizin fotoğrafları çıkar diye mi kaçıyorsun? Ha, gören de ilk skandalını zannedecek. Ha, yalanlamak bu kadar mı zor? Yoksa sen korkuyor musun? Korkuyorum, evet. Hem korkuyorum hem nefret ediyorum. Birilerinin senin dedikodunu yapmasından nefret ediyorum. Bu dedikoduların seni incitmesinden çok korkuyorum. Niye biliyor musun? Çünkü sen bir kere üzüldüğünde ben bin kere üzülüyorum. Murat Milano'dayken benim hiçbir doğum günümü kaçırmazdı biliyor musun? O yolladığı hediyeler, çiçekler, kartlar hepsini aslında sekreteri gönderiyormuş. Ama yine de mutluydum. Ne ara bu kadar bağlandım ben de bilmiyorum. Ama kurtulacağım. Onu bıraktığım zaman bana gelir misin? Şaka yaptım ben. Ciddiye almadın değil mi? Verdiğin sözü unutma Can. Ben senin elini bırakana kadar sen benim elimi bırakmayacaksın. Söz verdin. Ne yapsam, hangi kapıyı çalsam? Bir an yanımdasın, sonra onunlasın. Aşk böyle bir şey mi, bir şey mi? İçim karman çorman. Kendimle kalmaya alışır, akan şu hayatla barışır. Bu nasıl? Olmaz o. Patron, bir isteğin var mı? Yok Efe, sağ ol. Benim nasıl oldu? Efe.
belin mi ağrıyor? Ama ters bir hareket falan yapmışsın herhalde. Dikkat et. Aynen. Ters bir hareket yaptım. Ceremesini çekiyorum şimdi. Aman dikkat et. Fanların üzülür sonra. Beni çağırdı sandım da. Ne bu böyle? Gölgen gibi sürekli seni takip mi ediyor? Maalesef bir süreliğine öyle. Can sıkıcı bir durum ama şu an yapabileceğim bir şey yok. Bu adam senin başındayken akşam yemeğine de gidemeyeceğiz artık. Niye ki? Ay ama böyle gözetlenirken yemeğe gitsek dadı gibi başında mı duracak yani? Zaten bu akşam yemek yiyemeyiz. Akşam evde misafirimiz var. Kim? Murat. Ama yarın tamamen boşum. Yarın akşam yemeğinde bana eşlik eder misiniz Elif Hanım? Hem dadım da gelir. Seve seve Can Bey. Patron, daha fazla kalacak mıyız? Geç kalıyoruz da. Geliyorum dadıcığım. Sen arabada bekle. Kıyafetleri sen seçersin her zamanki gibi. Bakmama bile gerek yok zaten. Yarın da unutma. Sen, ben, yemek ve tabii ki dadı. Olur. Ararım seni. Bugün Murat'a gittim. Doğum günü hediyesini verdim. Bugüne kadar olanlar için özür diledim. İyi yapmışım değil mi? İyi yapmışsın. Ben onunla koca bir ömür hayal etmiştim. Birlikte bir yuva kurmayı, onunla beraber yaşamayı. Saate bakıp acaba ne zaman eve gelecek diye beklemeyi. Sonra tam yemek saatinde elinde koca güllerle gelecekti. Dizilerde oluyor ya. Ben doğru olanı yaptım, değil mi? Artık bütün bunları geride bırakıp o eski güçlü Elif Güvener olmanın vakti geldi, değil mi? Evet. O eski güçlü halime dönmem lazım. O eski Elif olmam lazım. Elif Hanım. Efendim Can Bey. Bırak artık somurtmayı. Sana komik bir şey anlatayım mı? Hayır. Tamam anlatıyorum. Ayşegül hayır dedim. Çok komik ama. Bak şimdi. Bir tane karı koca var. Sana bir fıkra anlatayım mı? Fıkra. Sen. Gel. Şimdi. Adamla karısı evde oturuyorlarmış, tamam. Kadın demiş ki, eğer bir gün ben ölürsem tekrardan evlenir misin demiş. Adam da yok karıcığım, olur mu öyle şey? Evlenmem demiş. Kadın evlenirsin, evlenirsin diye üstelemiş. Adam durmuş, düşünmüş. Yani demiş, çocuklarım ortada kalmasın diye
evlenirim demiş. Kadın üzülmüş. Ya demiş. Ona da bana aldığın gibi kır çiçekleri alır mıydın? Adam hayır demiş. O gül seviyor. Gül demiş, gül, gül. Yani öteki kadından bahsediyor. Anladım onu da yani bu ne kadar kötü bir fıkra. Yo, bence çok komik. Tamam tamam, bozulma. Komik, ben de güldüm. Gül gül öldüm hatta. Elif, uyudun mu? Yok. Murat'ın bu şekilde gitmesine izin vermek içimi rahatlattı. Niye daha önce yapmadım ki bunu? Aptalın tekiyim. Öyle değil mi? Hayır. Hadi çık evine, dinlen. Sabaha daha iyi hissedeceksin. Eve gidersem yine yalnız kalacağım. Yalnız kalmak istemiyorum. Alışır acı çekmelere can. Ya şunun belini biraz alsak mı üstüne otursa? Yo, bence iyi böyle. Daha rahat olur. Ha? İyi peki. Can, sana bir sürprizim var. Nedir? Tada! Ne diyorsun ya? Elif, ben bunlara bayılırım. Biliyorum. Nereden aklına geldin? Ne zaman aldın? O zaman bu akşam gidiyoruz. Bu akşam mı? Evet, saat 9'da. Ben eve gideyim, üstümü değiştireyim. Sen gel beni al. Ben bu akşam gelemem. Ya niye? Başka bir planın mı var? Ne varsa iptal et, bu konser kaçmaz. Planım yok. Eve gitmem lazım. Ayşegül çok hasta. Bütün gece ateşliydi. Şimdi bugün yalnız bırakamam onu. Geçmiş olsun. E ne yapalım o zaman? Ben de başkasıyla giderim. İstersen provayı yarıda bırakalım. Sen git eve yani. Bekliyorsa seni karın. Madem hastaymış. Patron. Tamam mısın? Şirkette toplantımız var. Ayşegül evde hasta. Bekliyor kız. Hadi gidelim. Gideceğiz Efe. Başka zaman ben seni başka bir konsere davet edeceğim, tamam mı? Tamam. Ben giyineyim. Ya Can seçti gömleği. Şu diğerlerini bir kaldırsana. Efendim karıcığım? Ne? Ayşegül'ü neye itiraf edeceksin ya? Hayır efendim. Kocan olarak izin vermiyorum ya. Ece. Saçmalama, sen zaten gittin. Kendin Murat'a itiraf ettin bunların sahte evli olduğunu. Bir de gidip Ayşegül'ü ben yaptım mı diyeceksin? Ay Efe, ısrar etme. Ben gidip söyleyeceğim. Benden çıksın gitsin artık. İçim sıkışıyor. Yeter. Hadi evde görüşürüz. Kapatıyorum. Alo. Ben tamam. Efe burada kalsa olur mu? Sana yeni koleksiyondan kıyafetler ayırmıştım.
Hazır gelmişken onları da götürür eve. Olur tabii. Efe, duydun. Görev seni bekler. Hadi. Görüşürüz. Sağ ol. Otur. Anlat bakalım. Pardon? Niye? Canla Ayşegül'ün sahte evliliğini. Ne? Nasıl yani? O ne demek Elif Hanım? Telefonla konuşurken duydum seni. Ya şimdi bana her detayı anlatırsın ya da ararım Can'ı, Efe bana evliliğinizin sahte olduğunu söyledi derim. Sen ne korkunç bir kadınmışsın ya. Sen değil, siz diyeceksin. Anlat. Nasıl bir evlilikmiş bu? Ne haber? İyidir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hatırlıyor musun, biz 9-10 yaşlarındayken sınıfta Serdar diye bir çocuk vardı. Böyle kavgacı bir çocuktu. Saçları kıvırcık permalı gibi. Hatırlıyorum. Yalnız o Serdar değil, Erdal. Aa, Erdal. Doğru. Hatta sana kötü davrandı diye bir kenara çekip dövmüştüm. Bir de o zamanlar bu kadar uzun boylu da değildin yani. Küçüktün. Yani benim hatırladığım sanki o seni yere sermişti gibi ama. Kim? O mu? Yok canım. Allah Allah. Olmadı öyle bir şey. Yanlış hatırlıyorsun. Doğru. O beni yere serdi diye Murat da gelip onu dövmüştü. O zamanlar bana tek göz kulak olanın Murat olduğunu sanıyordum. Şimdi düşününce aslında sen her zaman benim yanımdaydın. Murat gücünün yettiği yerlerde bana yardım ediyordu. Ama sen gücün yetmese bile hiç elimi bırakmadın. Hep yanımdaydın. Ben senin kıymetini bilemedim. Bu kadar sabırlı olduğun için sana teşekkür ederim. Can. Ben her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun ki Elif? Ayşegül'le evliliğinin sahte olduğunu biliyorum. Ne? Yok canım. Sana kim söyledi böyle bir yalanı ya? Uyduruk bir dedikodu işte. İnandın mı sen de? Can, ben Ayşegül'le de konuştum. Can, eğer bu evlilik gerçek değilse ben artık seninle olmak istiyorum. Beni kabul eder misin? Ay, yakıştı size. Bir bakayım önden. Öyle mi diyorsunuz? Ya bunun pembesi var ya. Bir de onu denettirsene. Affedersiniz. Hoş geldin. Niye ses çıkarmıyorsun? Seni izliyordum. Gel, ofise geçelim. Ne içmek istersin? Ne ikram edeyim? Hiçbir şey. Peki. Ne yapmak istersin? Hiçbir şey. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Burada böyle senle baş başa otursak sadece olmaz mı?
Madem oturmak istiyorsun. İyi, oturalım o zaman. Elif. Bu sözleşme işi... Ya onun konuşulacak nesi kaldı ki artık? Ben gerçeği öğrendikten sonra hiçbir şey umurumda değil. Kalmadı mı yani? Peki senin için bu 3 sene uzun değil mi? Yani düşününce evet uzun. Ama senin beni beklediğinden uzun değil. Bir şey söyleyemiyorum ki yani, bir söz veremiyorum sana. Uzar mı bu süre, kısalır mı, ne olur ne biter? Bence zaten her şekilden ayrılman lazım. Ya birbirinize yakışmıyorsunuz. Fanlar da benimle aynı fikirde. Elif Ayşegül şu an benim karım. Gerçek olsa da olmasa da, sen yakıştırsan da yakıştırmasan da benim karım. Tamam, pardon. Ben anlıyorum seni zaten. Sonuçta bir anlaşmanız var. Can, ben senden tek bir şey istiyorum. Bana söz ver. Ne sözü? Ayşegül'le ilgili. Ayşegül'e olan duygularınla ilgili. Yani aranızda kağıt üstünde bir imzadan ötesi olmadığına ve olmayacağına söz verebiliyor musun? Söz veriyorum. İyi ki geldin. Cık, cık. Görüşürüz. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Benim darma duman, senden...